Peki asıl o zaman şimdi zevkli konumuza geldik. Heyecanlı konumuz. Alemin kıdemi bahsi. Akılların varlığını ve çokluğunu gösterdik. Şimdi bunların ezeli ve ebedi oluşu. Yani yokluk ile öncelenmedikleri ve yokluk ile sonralanmayacakları e, meselesine geliyoruz. Faslun fi ezeliyyetil okuli ve ebediyeti Akılların ezeli ve ebedi olmaları hakkında fasıl. Yani kadim ol olmaları hakkında fasıl. Emma kevnaha ezeliyye. Öncelikle kadim oluşlarını ele alalım. Feli vucuhin. Birçok delili vardır bunun. Ehaduha. Bunlardan biri. Yalnızca bir tanesini zikredecek Musannıf. Birçok delili var e, alemin kıdeminin. Ayrıntılı inşallah zamanı geldikçe bunları görürüz. Benim tezde de tezimin üçüncü kısmıydı bu. Son kısmı. burada 30-40 sayfa falan e, bahsetmiştim bu meselelerde. Burada güzel bir delilden bahsedecek sadece. En meşhur delildir alemin kıdemine dair getirilen en meşhur delil. Neymiş? Enne vacibel vücudi zorunlu varlık müstecmiun kendisinde toplamıştır. Li cümletima hepsini la budde minhu kaçınılmaz olan her şeyi fi tesirihi illet olmasında kaçınılmaz olan her şeyi fi ma maluli malulünde. Ne demek istedi şimdi? Zorunlu varlık İlk malülünde var ettiği ilk şeyde onu var edecek şeyler neyse onu var etmesinde pay sahibi olan her şey zorunlu varlıkta mevcuttur. Bunu demek istiyor. İlk aklı meydana getirmekte tanrının dayandığı diyelim. Şimdilik öyle diyelim yani. Tanrının ilk aklı var, varlığa getirmekte dayandığı her şey kulma yetevakkufe alayhi halqullahi taala el aleme Allah'ın alemi yaratmakta dayandığı her şey. Tamam. Allah da mustecmiun. Toplu bir şekilde bulunmaktadır. Ve illa eğer ki bulunmuyor olsaydı, bir kısmı bulunuyor da bir kısmı bulunmuyor olsaydı lehu taala Allah Teala'da olurdu. Haletun muntazaratun. Beklenen bir halet olurdu şimdi yok ama bir süre sonra olacak Ondan sonra alemi yaratacak şu an Allah alemi yaratmakta yeterli bir sebep içerisinde değil biraz geçiyor 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 bekliyor 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 sonra bir şey oluyor Heh, tam şimdi yeter sebep oldu diyor yaratıyor böyle olsaydı beklenen bir halet olurdu Bu buysa imkansızdır neden Çünkü aksi takdirde Allah'ta bir değişme bir zamansallık, bir maddesellik, çünkü zaman da madde alakalıydı, bir hareket, bu tür madde alametleri gerçekleşmiş olacaktı. Halbuki Allah salt akıl, saf akıldır. Bundan dolayı onda maddi alametler gerçekleşemez. Ahmet Hocam bir şey diyeceksiniz herhalde. Hocam bir şey soracaktım. Buyurun. Özür dilerim. Şimdi e, illet mağlul bahsinde eğer yanlış anlamadıysam şöyle bir şey de söylemiştik demişti ki bir mağlul meydana gelebilmesi için Allah il, yani asıl illet Allah'tır. İlletül iler. Ancak e, yani o mağlulun da bir anlamda e, meydana gelebilmesi için kendisinde bir e, istidadın oluşabilmesi gerekiyor. Doğru mudur? Yani isti, istidad oluştuğu zaman Allah Teala da eğer dilerse illeti vücuda getiriyor. Şey o mağlulun vücuda getiriyor. Ama dilemesen meydana getirmez. Doğru mudur? Şimdi e, alemin alemin yaratılışında da diyorum e, Allah da bir sıkıntı olmayabilir ama o mağdurun kendisinde belki daha e, meydana gelmesi için yeterli eee istidada ulaş, ulaşmamış olabilir. Bunu diyemez miyiz? Şundan dolayı diyemeyiz bunu. İstidat dediğiniz şey ancak ve ancak heyula için geçerlidir. Heyüla dışında hiçbir şeyin istidadı yoktur. Bu bir. İkincisi, bir şeyin istidat sahibi olması için öncelikle var olması gerekir. He, henüz var olmayan bir şeyin kabul etme, istidat sahibi olma gibi bir özelliği olamaz. Tanrı, zati mertebe bakımından, illet mertebesi bakımından en yukarıda bulunuyorken, e, henüz daha istidat sahibi olan bir varlık yok. Eğer ki dediğiniz kelimeleri doğru anlamında kullanacak olursak, şu anlama gelirdi. Tanrının zatı istidat sahibidir. Tanrı bir şeyi yaratır ve zatı bu şeyi kabul eder. Kabul ederse var olur, kabul etmezse var olmaz. Halbuki bu durumda da Tanrının hem fail hem de kabil olması gerekecek. Buna da değinmiştik birkaç ders önce. Halbuki Tanrı her cihetten birdir. Kabillik ve faillik ise vücudi özelliklerdir. Bir cihetiyle kabil, bir cihetiyle fail olabilen varlıklar ancak mürekkep varlıklardır. Bu yüzden Tanrı'nın yaratmasında, yarattığı ilk varlıkta, yarattığı ilk varlıktan bahsediyoruz biz. Tanrı'nın yarattığı ilk varlıkta henüz o varlık yaratılmadan önce bir istidat yoktur. Nerededir bu istidat? O varlığın imkanı, zatına nispetli imkanı onun istidadıdır derseniz katılırım. Ama onun zatına nispetli imkanı Tanrı'nın zorunluluğunda içkindir zaten. Zatı gereği zorunluluğunda içkindir. Bu yüzden Tanrı'nın zatı gereği zorunluluğu tamamlanmış bir mana ise bu var olacak ilk malulün imkanı Tanrı'nın tamamlanmış zatında içkin olduğundan dolayı ortada Tanrı'nın değişmeyen zorunlu zatından başka bir etken olmamış olur. Ben de onu diyorum. Diyorum ki Tanrı'nın bu ilk malülü var etmekte dayandığı her şey Tanrı'da mevcut mudur değil midir? Çünkü Tanrı'dan başka varlık yok zat mertebesinde. Tanrı'nın ilk yarattığı malülden önceki zat mertebesinde Tanrı'dan başka bir varlık yok. Varlık olmayan tesirde zaten bulunamaz, etkide zaten bulunamaz. Katkı sahibi, pay sahibi olamaz. Varlık olmayan hiçbir şey pay sahibi olamaz. E varlık olan tek şey Tanrı'nın zatıysa. Ben de diyorum ki ilk malülü var etmekte Tanrı'nın zatından başka bir illet yoksa, Tanrı'nın zatı da tamsa ve herhangi bir değişimi gelişimi kabul etmiyorsa, bu malülün var edilmesinde her şey yeterli olarak mevcut bulunuyor mudur, bulunmuyor mudur? Ezelde. Bulunuyor hocam. Bulunuyor. Şimdi eğer bulunuyorsa burada iki tane ihtimal var. Bir, bu illet tam illet olduğu halde malülü bekler veya tam illet olduğundan dolayı malülü beklemez. Başka ihtimal var mı? Tam taksimi yaptım bak. Eğer her şey, her bütün etkenler ezelde mevcutsa Tanrı'nın zatı tamamlanmış olduğundan dolayı. Herhangi bir hale muntazara, beklenen bir haleti olmadığından dolayı. Her şey Tanrı'nın zatında mevcut. İlk malulü var etmekteki. O zaman bu tam illet. Tam illet ise bunun malulü bekleyebilir mi, bek bekleyemez mi? Tam illetin malulü bekleyebilir mi, bekleyemez mi? Bekleyemez. Ne gibi? 2 artı 2 kaç saniye sonra 4 eder Mehdi Hocam? Allah ne zaman isterse hocam yani bilemem. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda hocam. Değil <laughs> mi? 2 artı 2 dediğiniz anda e, araya bir fasıla girmek sizin 4 eder. Halbuki 2 artı 2 4'ün illetidir. Veya 2x eşittir. E, 4 dediğimiz zaman x'e 2 verdiğimiz anda 4 olur. Arada bir zamansal fasıla veya bekleme olmaksızın. Eğer ki 2x x'e 2 verildiğinde 4'ün tam illeti ise araya bir fasıla giremez x 2 ama sonuç 4. Eğer ki x'in 2 olması tam illetse sonucun 4 olması asla ve asla bekleyemez. İşte demek istediğimiz şeyin temel mantığı bu. Burada tabi tercih bila müreccih tartışması var. Kelamcıların getirdiği. Tercih bila müreccih vardır. Tanrı alemin tam illeti değildir diyorlar. Yani müstecmi yani Tanrı'nın bu alemi yaratmakta dayandığı her şey onda toplu olarak bulunmaz derler. Bunun birçok sıkıntısı var arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere. Başta hale muntazara beklenen bir halet vermiş oluyorlar Tanrı'ya. Tanrı'da bir önce irade etmeme hali var. Ondan sonra bu hal, hal bitiyor irade etme hali başlıyor. Önce irade etmeme hali var sonra irade etme hali başlıyor. Bu bir. İki diyorlar ki bu iki halet de aynı halettir. Hiçbir fark yoktur. Yani zerre kadar bir fark yoktur. Tanrı'da bir değişiklik olmamıştır diyorlar. Bu durumda ne oluyor? 2 artı 2 bazen 4 ediyor bazen 5 ediyor. 2x x eşittir 2 iken bazen 4 ediyor bazen 5 ediyor. Böyle bir sıkıntı var. Diğer yandan Tanrı'nın nı, Tanrı ispatında kelamcılar ne demişlerdi? Alem yok kendi kendine var olamaz. Neden? Kendi kendine var olması için tercih bilamire cihin mümkün olması gerekir. Halbuki tercih bila müreccih mümkün değildir. O halde alemin bir, her hadisin bir muhdisi olması gerekir demişlerdi. Bunu dayandırdıkları hüküm tercih bila imkansızlığıydı. Tanrı'nın varlığında imkansızlığını kabul ettikleri şeyi, iradeyi nispet etmek için Tanrı'ya inkar ettiler. Diğer bir mesele, dört mü oluyor şu an? Dört oluyor. Dördüncü mesele, kelamcılar Tanrı'nın birliğini ispat ederken de aynı şekilde tercih bila müreccihin imkansızlığından yola çıkıyorlar. Neden? Şu önümde gördüğünüz herhangi bir varlığı A tanrısı mı yaratmıştır, B tanrısı mı yaratmıştır? Eğer birden fazlaysa. A tanrısı yarattıysa niye B tanrısı yaratmamıştır? B yarattıysa niye A yaratmamıştır? Bunun illeti nedir yani? Niye o yarattı da bu yaratmadı? Tercih bila müreccih olur. Bu yüzden tanrının birden fazla olması mümkün değildir derler. Tanrının birliğinde de bakın tercih bila müreccihi reddettiler. Bu Beş mi oldu artık? Dört mü oldu? Sonra diğer yandan arkadaşlar deriz ki Tanrı alemi bir şekil üzere yarattı. Kelamcıların faraziyesinden yola çıkarak söylüyor. Alemin bir şekli var. Bu şekli eğer zorunlulukla değil de seçenekler arasından tercihle Tanrı yarattıysa o zaman Tanrı'nın ezeldeki seçenekleri kaç adettir? Eğer sınırlarsanız iradeyi sınırlamış olursunuz. Eğer sınırlamazsanız teselsülün mümkün olduğunu söylemiş olursunuz. Çünkü bir kuvve, bütün şekiller, şekillerin sayısı sonsuzdur. Eğer ki seçeneklerin arasından Tanrı bunları seçiyorsa, seçeneklerin sonsuz olması gerekir. Veya alemde kaç adet atom vardır? Belirli bir sayıda atom vardır. Tanrı bundan bir tane daha fazla atomlu alem de yaratabilirdi. İki tane fazla atomlu alem de yaratabilirdi. Bunların, bu ihtimallerin hepsinin Tanrı'nın zihninde tabiri caizse bir fiil hazır olması gerekir mi? gerekir. O zaman siz Tanrı'nın varlığını dayandırdığınız teselsülü burada kabul ettiniz demektir. Ve hatta teselsül e, kelamın bütün konularında hemen hemen kullandıkları bir şeydir. Aynı şekilde Tanrı'nın ilmi bahsinde de kelamcılar ne yapacaklar? Tanrı her şeyi ayrı ayrı bilir. Kalemi ayrı bilir önümdeki. Şu anki anımızı ayrı bilir. Beş saniye sonrayı ayrı bilir. Yüz iyi bir şekilde bilir yani. Bir saniye sonrasını da ayrı bilir. Sonsuza kadar yaşayacağımız bütün zamanları Ayrı bilgiyle bilir. E bu da teselsül oldu. Şimdi kelamcıların buralarda böyle sıkıntıları var. Bu yüzden ne diyoruz? Tanrı'da bekleyen bir hale muntazara yoktur. Tanrı ezelde nasılsa şimdi de öyle. Ebediyen aynı şekilde kalacak. Hiçbir farklılık olmayacak Tanrı'nın zatında. Basit. Her anlamda basit ve her anlamda tek. Her cihetten zorunlu. Bunları söylediğimiz zaman bu bedihi hakikatleri kabul ettiğimiz zaman Diyoruz ki işte Tanrı'da her şey alemi yaratmakta etkisi olan her şey kaç tane belki de tek bir şey. Zaten biz sadece tek bir şey diyoruz. Zatı diyoruz. Şimdilik o tartışmaya girmeseydik bile, zatı tartışmasına girmeseydik bile diyecektik ki işte her şey alemi yaratmakta etkisi olan her şey. ilk mahlukun yaratılmasında etkisi olan her şey. Ezelde var mıydı yok muydu? Eğer yok duyduysa alem olmayan bir şeyin Tanrının zatına önceden olmayıp sonradan eklenmesi gerekiyor. Alemden olmayan bir şey Tanrının zatında değişmesi gerekiyor ki önceki halde alem yaratılmıyor, sonraki halde yaratılsın. Bu Buysa çelişki hulf. Şimdi kelamcıların yine yetmedi. Daha devam ediyoruz kelamcılara e, yüklenmeye. Diyorlar ki Tanrı e, irade tercih bile müreccih ile irade eder. Allah Tanrı'da irade vardır, ezeli'dir. Ama Tanrı'nın iradesinden sonra gerçekleşen alem hadistir. Neden? Çünkü bu irade önceden yoktu, sonra var. Sonra biz diyoruz ki bu irade ezelde mi tahakkuk etti? Yoksa zaman belli bir zaman bekledikten sonra mı tahakkuk etti? Kelamcıların karıştırdıkları meselelerden biri de budur. Kelamcılar derler ki Tanrı'nın iradesi ezelidir. Ben de diyorum ki tanrının diyelim ki irade sıfatı dediğiniz gibi var ezeliydir. Peki bu sıfatın şu şekilde tahakkuk etmesi de ezeli midir? Mesela alemi şu şekilde yarat bu şu an bulunduğu şekilde yarattı Allah değil mi? Bunu bu şu an bulunduğu şekilde yaratmayı irade etmesi, tahakkuk etmesi yani bu irade sıfatının bu şekilde tahakkuk etmesi ezeli midir, hadis midir? Ne diyecek kelamcılar buna? Ezeli demek zorunda. Tamam. Hadis diyemez. Allah'ın sıfatının, tahakkukunun hadis olmasını söyleyemez. Allah ezelde dilemiştir diyorlar çünkü. Allah ezelde değil de zamanın içerisinde dilemiştir demiyorlar. Bu konuda hem hemfikiriz. Ezelde dilemiştir diyorlar. Peki bu tahakkuktan sonra bekleyen bir şey var mı? Yine yok. O zaman kelamcıların, bu tahakkuka rağmen aleme kadim demeleri yine gerekiyor. Zamansal bakımda. Peki ne demesi gerekiyor kelamcıların? Kelamcılara göre yani o çürüttüğümüz o görüşlerin doğru olduğunu kabul edelim yine. Ona göre söylüyorum. Yine de kelamcılar o görüşlerine rağmen de doğru söylemiyorlar. Kendilerine nazaran da doğru söylemiyorlar. Kendilerine göre de aslında alemin zamansal olarak kadim olduğunu söylemeleri gerekiyor. Hangi açıdan hadis olduğunu söylemeleri gerekiyor tabi iyi bakımdan hadis olduğunu söylemeleri gerekiyor. Tabi iyi. Biz öncelik ve sonralık bahsinde görmüştük bu kitapta. Beş tane öncelik ve sonralık türü vardı. Bizi ilgilendiren üç tanesi. Zati öncelik, sonralık. Zamansal öncelik, sonralık. Tabi öncelik, sonralık. Zati ve zamansalı sık sık zikrettik. Bunları biliyorsunuz. Tabi öncelik neydi? Tabi öncelik var olduklarında döneceğim Arif Hocam cevabı sorunuza. Şimdi tabii öncelik neydi? İki varlık var. Birisi diğerinin varlığının illeti değil. Ama o diğeri var olduysa öbürü daha önce var olmuş demektir. Yani bir sayısı iki sayısının varlığının illeti değil. Ama iki varsa bir zaten var olmuş demektir. Bunun gibi düşünün. Tanrı bu görüşe göre alemin yeter sebebi değil, illeti değil. Tam millete değil kelamcılara göre. Ama Tanrı var olduğu anda alem var mı? Var. Zamansal olarak beraberler. İsterse iradeyle, bir tercih bila müreccihle yaratsın. Yine de zamansal olarak beraber, arada bir fasıla yok. Ama illiyet bağı da yok. İlliyet olsaydı iradesiz, zorunlulukla olduğunu kabul edeceklerdi. İşte bu tabii öncelik demektir. Kelamcıların bunu demesi gerekirdi tabi öncelik yani tabi olarak hadistir demesi gerekirdi. Kendi görüşlerinin içerisinde tutarlı olmak isteselerdi. Onu zaten geçtim. Tabi olarak da bize göre hadis değil alem. Bize göre sadece zati olarak hadis. Zamansal olarak da kadimdir. Tabi olarak da kadimdir. Çünkü zaten ortada bir tabi öncelik yok. Zati öncelik var. Diyorum. Devam ediyorum. Eğer sorunuz yoksa Arif hocanın sorusunu okuyalım cevaplayalım. Hocam bu açıklamaya göre evrenin başlangıcı ezeliyete mi tekabül ediyor? Tam başladığı yer e ezeliyete tekabül ediyor diyebiliriz. Ezeliyet, ezeliyelikle bitişiyor. Yani bir ezelilik var diyelim. Öyle değildir ama akla yaklaştırmak için söylüyorum. Allah'ın bulunduğu bir ezelilik var. Alem bu ezeliliğe dokunuyor. Dokunarak başlıyor böyle is kesintisiz bir şekilde. Ezelilik var. Sonra alem devam ediyor ezeliliğe dokunarak ezelilik ile alem arasında bir fasıla yok böyle. Ezelilik burada. Sonra alem başlıyor birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye diye böyle devam ediyor. Burada tabii yani bir... şey gibi düşünülebilir. Alemin var olması için etki eden sebep ile Tanrı arasında zamansal bir boşluk yok. Evet. Dolayısıyla evrenin başlangıcı ile önceki varlıkların aynı anda var, başlamış, evet. var olmuş olması gerekiyor yani. İşte biz ne dedik? İlk akıl ile Tanrı'yı karşılaştırdığımız zaman. Tanrı'nın ilk malulü ilk akıldı ya. Şimdi diyoruz ki ilk akıl öncelikle beraber bulunmayan bir sonralıkla Tanrı'dan sonra değildir. Tanrı da sonralıkla beraber bulunmayan bir öncelikle ilk akıldan önce değildir. Yani Tanrı önce yalnızdı sonra ilk aklı yarattı değil. Tanrı'nın varlığı ilk aklı anında gerektirdi. An diyoruz biz kelimelerimiz yetersiz olduğu için. Tanrı'nın varlığı ilk akıldan hiçbir zaman ayrı olmadı. 2 artı 2'nin varlığının 4'ten hiçbir zaman ayrı olamadığı gibi. Evet ez, yani ezeliyle, ezeliyete tekabül etmesi de bu şekilde anlaşılması lazım. E, Tabi şeyde ihtilaflar var. Zamansal olarak geriye doğru sonsuza kadar gidiyor mu? gitmiyor mu? O ayrı bir mesele. Yani alemin ezeliliğiyle, akılların ezeliği, kadimliğiyle alakalı bir mesele değil. O başka bir mesele. Yani alem hadistir diyenlerin içinde de zaman geriye doğru sonsuza kadar gider diyenler çıkmış. Mesela Katibi, İbni Teymiye onlardan biridir. Alem hadistir diyor. Ama zaman maddi alem geriye doğru sonsuza kadar gider diyor. Bunun yanında alem kadimdir diyenlerin içinde zamanın bir başladığı yer yani ezelde başlamıştır zaman e, diyenler de var. Benim dediğim o. Benim İbn-i Sina'dan anladığım da o. Ama bazıları İbn-i Sina'dan şunu anlıyorlar. Alem kadimdir ve alem maddi alem zamansal olarak geriye doğru sonsuza kadar gider, hiçbir yerde durmaz. Bazıları da böyle anlıyorlar İbn-i Sina'dan. E bana göre bu doğru değil. İbn Sina'dan bunun anlaşılmasını ben doğru bulmuyorum. Ama yine de tartışılmaya değer. Şu, şunu demiş olmak zorunda kalmıyorum o zaman. Başlangıcı olan bir sonsuzluktan bahsediyoruz. Başlangıcı Eğer, olan bir kadimlik. Yok yok şey zaman zamansal olarak zaman sonsuza kadar atmayacak mı? Zaman evet. var olacak. Hiçbir zaman bitmeyecek. Evet. Ama bir başlangıcı olmuş olacak. Yani bir taraftan kuşatılmış bir sonsuzdan söz etmemiz gerekiyor, değil mi? Evet, evet. Kuşatıldığı Ona yerden gayet. sonra ele alacağın hiçbir an, zamanın ilk anı değil. Koordinat düzlemindeki sıfır noktası gibi düşünelim, x eşittir sıfır noktası gibi düşünelim. Oraya ezel, diyelim ki bizim zamanımızın ezele dokunan kısmı. Ondan sonraki bütün varlıklar, e, hadis. Ama bizim zamanımız o sıfır noktasına dokunuyor mu? Dokunuyor. O yüzden kadim. Alem kadim. Ama bu sıfırdan sonra ilk hadis nokta diyebileceğin bir nokta var mı? Hangi noktayı alırsan al, öncesi vardır. Hangi noktayı alırsan al, ikiye bölebilirsin sıfırla onun arasındaki mesafeyi. Sıfırdan sonraki ilk nokta diye bir şey yok matematikte. Bundan dolayı diyorlar evet. işte Birincisi olmayan hadisler vardır. İlk hadis olmayan hadisler vardır geriye doğru diyorlar. Bu anlamda anlaşılmasını ben daha doğru buluyorum. Ama aklınızın bir kenarında dursun. Artık okursunuz İbn-i Sina'yı. Beraber de okuruz metinleri. Hangisi aklınıza yatarsa e, onu alırsınız. E, Tabi İbn-i Sina'nın ne dediği bizim asıl meselemiz değil. Neden? E, biz hakikatin doğrunun ne olduğuna bakıyoruz. Eğer i̇bn Sina geriye doğru sonsuza kadar gidiyordu, gidiyordur zaman. Hiçbir yerde durmuyor diyorduysa yanlış diyor. Ama benim anladığım böyle demiyordu. Kadim olmakla beraber bir yerden başlıyor diyordu. Benim anladığım kadarıyla. Devam ediyorum. Bitirelim burayı. Vel ukulu eydan. Şimdi Tanrı'nın zorunlu varlığın ilk yarattığı şeyin birinci aklın kadim olduğunu gördük. Arada fasıla olmadığını gördük. Vel ukule Şimdi de diğer akılları göreceğiz. Aynı şekilde akıllar da mustelzimetun li cümleti ma la budde minhu fi te'thiri ba'diha fi ba'di. Birbirlerine tesirlerinde böyledir. Li enne yumkinu leha. Çünkü akıllara için mümkün olan her şey fe huve hasilun leha bil fi'l. Onlar için hasıl olmuştur. Neden? Çünkü onlarda hasıl olmayan bir imkan olsaydı ...öncelikle beraber bulunmayan bir sonralıkta gerçekleşmesi mümkün olurdu. Bu da zaman dediğimiz şeydir. Ama zaman bunlar için geçerli değildi akıllar için. O zaman kendilerinde mümkündür dediğimiz her şey... ...her yetkinlik diyelim. Zaten yetkinlik olmayan şeyler mümkün olmuyor. Dolayısıyla mümkündür dediğimiz her şey. Akıllar da hasıldır. E hasıl olunca bütün illetleri tam olmuş oluyor. İllet olmalarındaki bütün etkenler tam olmuş oluyor var oldukları anda illet olmaları gerçekleşiyor. Araya bir fasıra girmeksizin. Eğer böyle olmasaydı bu illa lekane şey'un minha hâditen. Eğer böyle olmasaydı, bekleyen bir halleri olsaydı, önceden kendilerinde bulunmayan bir imkan daha sonra kendilerine arız olsaydı, onlar hadis olmuş olurlardı. Ve kullu hadis mesbukun bi maddetin. Her hadis ise madde ile öncelenmiştir. Değişken olan her şey maddidir. Zamansaldır. Fetekunu hiye maddiye. E böyle olsaydı da akıllar maddi olurlardı. Hâzâ hulfun. Halbuki bu imkansızdır, hulftür. Ve yelzemuhu min hâzâ ezeliyyetuhâ. Bundan da aynı şekilde ezeli oldukları lazım gelir. Ezeli olmaları lazım gelir. Bunu okuyunca daha iyi anlayacağız şimdi. Li ennel malul. Çünkü ma'lûl. Gecebe vücuduhu inde vücudi illetihi tam Tam illeti var olduğu anda var olması gerekir. E, tam illetinde bir değişiklik gerçekleşemeyen şey, kendisi değişebilir mi? Mesela ilk akıl, ilk aklın illeti neydi? Tanrı. Tanrının zatı var olduğu müddetçe ve tanrının zatı değişmediği müddetçe ilk akıl vardır. E, tanrının zatının yok olması veya değişmesi mümkün mü? Değil. E, o zaman ilk akıl her zaman var olacak yok olması için illetinde bir değişikliğin olması lazım. E, olamıyorsa her zaman var olacak. Aynı şekilde ikinci akıl nereden var oldu? Birinci akılda. Birinci akıl değişebiliyor mu? Değişmesi için illetinin değişmesi gerekecekti. E, değişemiyorsa kendisi de değişemez. Kendisi değişemiyorsa müstakil olarak illet olduğu malullerin hiçbirisi değişemez. O zaman ikinci akıl da değişemez. İkinci akıl da yokluğa gelemez. Bu şekilde devam ediyor. Bu emme ebediyye ebediye tam erken davrandım da manada bir farklılık olmaz yani. Önce ezeliliğinden bahsediyorduk. E, bu maddi olamamalarından değiş değişmeyi kabul edememelerinden ezeli olmaları çıkar dedik. Neden? Çünkü malül illeti var olduğu anda gerçekleşir. Sonra ve emme kevnühe ebediye ebedi olması yani sonlarının gelmemesine gelince, şimdi geldik o kısma aynı delili söyleyeceğiz yine nehu çünkü o lev in ademe şeyun minha akıllardan herhangi birisi yok olsaydı le in ademe emrun minel umuril mu'tabarati fi varlıklarında payı olan herhangi bir şey yok olmuş olurdu veya yokluklar akılların yok olabilmeleri illetlerindeki herhangi bir şeyin yok olmasına bağlıdır. Az önceki söylediğim kıyas. Fe yekulul bari taala bu durumda ise Allah olurdu. Ev on minel ukuli veya akıllardan birisi veya bazıları olurdu. Kabilen nit tegayyur vel Değişimi ve hudusu, hadisleri kabul etmiş olurlardı. Hâze hulfun. Buysa hulftür. Ne demek istedi? Yine özetle şöyle söyleyebilirim. Eğer ki akıllar, önce ilk akıldan başlayalım. Hatta önce zorunlu varlıktan başlayalım. Kendisine yokluk arız olabilir mi? Olamaz. Varlığı zorunluysa yokluk arız olamaz. Bu basit. Tanrı sadece ve sadece zatıyla, ezelde kendisinde zorunlu olarak bulunan zatıyla, birinci aklı var ettiyse, Tanrı'nın zatı yok olamazsa ve değişim de geçiremiyorsa, bunları ispatladık, o zaman birinci akıl hiçbir zaman değişmeyecektir. İlleti değişmeyen şeyin malülü de değişmez. Yani i̇lleti değişmeyen malül değişemez. Eğer ki Tanrı aynı şekilde duruyorsa, birinci akıl da aynı şekilde duruyorsa, ikinci akılın tek illeti de birinci akılsa, o da aynı şekilde hiçbir zaman yok olmaksızın devam edecek. Bütün akıllar aynı şekilde sadece ve sadece zorunlu varlığın değişmezliğine dayanarak ezelden ebede kadar var olacaklar. Şimdi Mehdi Hoca sormaya hazırlanıyor. O zaman maddi alemdeki şeyler neden değişiyor? Onların da illeti hazır değil mi? Yani illetimiz, maddi alemdeki bizim oluş şu hareketlerin var mesela bunlar hep değişiyor. Bunların illeti de akıllar değil midir yani? Bunların illeti akıllar. Daha doğrusu varlıklarının illeti akıllar. Peki e bu hareketlerin illeti de akıllar mı? Değil işte. Bunların illeti nefislerin, göksel nefislerin hareketleri. Bu hareketler daima devam ediyor ve bu hareketler cüz'i tasavvurla gerçekleşiyorlardı. Öyle demiştik ya. Sürekli yenilenen tasavvurlar. Sürekli yenilenen. Yani bir hareket bütünsel olarak mesafesi hesaplanarak var edilmiyor. Hareket yalnızca hareket olması cihetinden var ediliyor. Onun hareketine devam etmesi onun lazımıdır. Lazımı. İşte bu kesintisiz, bitişik olan hareketlerin toplamından oluş ve bozuluş alemindeki şu gördüğümüz maddeler, canlılar ve diğer bütün varlıklar ortaya çıkıyor. Diyoruz ve yavaş yavaş bitirebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sorularınız ve tartışmak istediğiniz meseleler varsa söz sizde. Buyurun. Anlaşılır olacağım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sizin Teşekkürler de. hocam sağ olun. Teşekkür ederiz. Size sağ olun var olun. Haftaya inşallah şeyi göreceğiz. Akılların faslun fi keyfiyeti tavassutil ukul akılların aracılık etmesinin keyfiyeti. Ne arasında? Beynel bari ta'ala te Allah teala ile ve beynel alemil cismani cismani alemdeki ettikleri aracılığın keyfiyeti. Yani Allah'tan akıllar çıktı. Sonra bu akıllardan cismani alem nasıl oluşuyor? Sonra bu cismani alemlerdeki olaylar nasıl dönüyor? Genel olarak şöyle göreceğiz. Zaten ele aldığımız konularda bir de şöyle düzenli olarak ele alacağız. Sonra evet melek, melekiyat bahsi melaike bahsi bitecek. Haftaya bunu görürüz sadece. Belki şerhinden okuruz. Sonraki haftada inşallah ahiret ahvali ile alakalı kısımları okuyacağız. Şu i̇ki sayfa falan bir buçuk sayfa. Sonra da kitap için güzel bir fatiha okuruz, bitiririz. Yani hocam. Sorunuz yoksa kapatıyorum arkadaşlar. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a akşam. Allah emanet olun. Allah'a emanet olun.